Bakalım evet. Yaylar ne yaşayacak bu hafta? İşte başlangıç diyorlar. Bak çok enteresan. Diğer sorduklarında da parada problem vardı. Yine aynı şekilde yayda da parada problem var. Hı hı. Başlasınlar mı yeni başlangıcı Hayır. işe? Perşembe günü son gün. Merkür gerilemesi bitiyor. Tamam. Dolayısıyla cuma itibariyle yeni bir işe başlanacaksa, cumadan önce ya da karar verilecekse, cumadan önce karar verilmesin. Bu peki hepimiz için mi geçerli? Yani şimdi yeni başlangıçlar için doğrusu cuma. Mesela hafta sonu diyelim ki biriyle tanıştık. O Merkür gerilemesine mi? Son haftası Merkür gerilemesinin son günlerinde tanışmışsınız. Hmm. Yani kalmaz hayatınızda. Gider. Gelir ve gider. Ha, ama siz bir işe başlama konusunda bir ay önce plan yaptıysanız ya da bir ay önce bahsedilen biri gündemdeyse, hı hı, ve şimdi karşınıza çıktıysa, Merkür'ün gerilemesinin son haftası, yarım kalan işiniz tamamlandığı için tanışabilir, görüşebilirsiniz. Ama yine de kendi içinizde bir yatırım gibi düşünün. Çünkü ilişki de geleceğe yatırım. Doğru. İşte geleceğe yatırım. Cuma'yı bekleyin diyorsun. Cuma'yı bekleyin. Peki. Kesinlikle. Yay burçları için ne söylüyorsun? Özellikle şimdi, parasal anlamda. Aşk ve sağlıkla ilgili devam edeceğiz. Maddi konularda özellikle heyecana kapılarak yatırımlar yapmamaya, maddi konularda hırslı duygular içerisinde düşünmemeye, yaptıkları işte hak ettiklerini alamadıklarını gördüğü halde bu dönem nasıl daha çok kazanabilir mi hırs haline getirmemeye özen göstersinler. Özellikle kariyer, mesleki alanda istedikleri ve planladıkları her şeyde bu haftada gecikmeler olabilir. Ama bu gecikmeleri şanssızlık gibi görüp asla değerlendirmeyin. Geciken her şey, hazır Merkür'ün de son gerileme haftası olduğu için, siz sevgili yayların kariyer evini etkilediği için son derece gecikmesi hayrınıza olacak. Dolayısıyla geciken konularınızı, iş ve parasal beklentilerinizi şanssızlık değil, doğru zamanda olmasını bekliyorum. Her ne gecikiyorsa benim hayrım olacak, ben bundan eminim. Duygusuyla düşünüp hareket etmeye özen gösterin. Bir de babalarınızla ilişkilerinize özen gösterin. Bir babaysanız ne kadar doğru bir babasınız? Babanızla iletişiminizde istediğiniz değeri göremiyor olabilirsiniz ama bir evlat olarak babayı anlayabiliyor musunuz? Onunla iletişiminizi nasıl sürdürüyorsunuz? Ya da sürekli bağıran çağıran bir baba mısınız? Babalık ilişkisine, çocuk babayla, baba çocukla iletişimine ve ilişkisine hafta boyunca özen göstermesi gerekiyor. Aynı zamanda dostluklar ve arkadaşlıklar bu hafta sizler için çok önemli olurken, ayrılık ve kırgınlık yaşayan yaylar arkadaşlık ilişkilerinde sınırlandırmalara ihtiyaç duyabilirler. Özellikle bir yay burcusunuz ve iletişim ve ilişkilerinizde sizi anlayışsız olan, size karşı merhametinin olmadığını düşündüğünüz kişilerden uzaklaşmayı, arınmayı isteyebilirsiniz. Ama yine de bunun için acil hareket etmeyin, hızlı kararlar alıp vermeyin. Evinizi değiştirmek isteyebilirsiniz. Evinizde yeni bir düzen oluşturmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Hatta bunu yapmakta geciktiğinizi bile sorgulayabilirsiniz. Kesinlikle bu hafta eviniz, aileniz, aile içi ilişkileriniz ön planda olacak, daha da çok önem kazanacak. Peki yaylara spotun ne? Endişe, kaygı oluşturacak ilişkilerden uzaklaşmak için acele etmeyin, bekleyici olun. Hızlı kararlar alıp vermeyin. Yani kararları zamana yayarak verin. Acele işe şeytan karışır demişler. Evet. Sakin olmakta fayda var. Yaylara bu hafta diyorsun ki telaşı sakin olun. Bırakın. Telaşı sakin bırakın. Hareket edin. Sakin düşünün ve sakin hareket edin.